Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Lite bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda oyunun FPS düşüşüdür kasma sorunudur donma sorunudur bunlarla ilgili bir çözüm bulmaya çalışacağız ee, bir video yapmıştım bildiğiniz üzere hassasiyet ve grafik ayarları ile ilgili fakat bu videonun içerisinde FPS düşüşü kasma donma e, ile ilgili sorunların çözümü ile ilgili bir şey yoktu onun için ayrı bir video yapmaya karar verdim ee, düşük sistemle oynayan kardeşlerimiz e, bu ayarları yaptığında oyunu daha akıcı daha güzel bir şekilde oynayabilecekler. Ee, şimdi e, Şöyle baktığınız üzere şu anda ben 140 FPS alıyorum ve şu anda Lobideyken burada çok canlı renkler var e, Lobideyken bile 140 FPS Alabiliyorum. E, şimdi şöyle Ayarlara geldiğimizde Şu VSYNC'yi Etkinleştirdiğimizde FPS gördüğünüz gibi 60'a düştü o, e, e, Görüntü birazcık daha şey oldu Gerçi burada o kadar belli olmaz Şimdi şuradan bir antrenman moduna girelim Buradan değil şuradan şöyle antrenman moduna girelim orada daha iyi anlayacaksınız e, bu FPS'in ne kadar önemli olduğunu özellikle zaten şu anda oyunun FPS düşüşü sorunu var bu sorunu hala çözüm e, bu soruna hala bir çözüm getiremediler şöyle e, şöyle fpp moda bir alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Mouse'u çevirdiğimde e, biraz böyle nasıl desem size donuyormuş böyle hafiften takılıyormuş gibi bir görüntü var Hatta benim sistemim birazcık iyi olduğundan dolayı bu o kadar bende belli olmuyor ama düşük sistemle oynayan kardeşlerimizde bu daha da e, kasacak daha da donacaktır çünkü FPS e, bayağı düşecektir onlarda bu FPS arttırmanın bir e, yolu var şimdi şurada ayarlara geldiğimizde grafik ayarlarında burada e, çözünürlük e, bu burası önemli de görüntü modunu isterseniz kenarsızda da kullanabilirsiniz bunun farkı şu şey aldığınızda bu üste gelir. Discord'u buraya aldığınızda bu üste gelir. Ama bunu şu, şu şekilde yaptığınızda pencere yaptığınızda pardon pencere değil özür dilerim. Tam ekran yaptığınızda e, tam ekran yapıp böyle geldiğinizde masaüstü açılır. Ben bu şekilde kullanıyorum. Masaüstüne geçmek istediğim oluyor bazen. Bunun da bilgisini vermiş olayım buradan. Şimdi çoğu kardeşimiz buradan FPS'ini düşürüyor. Neden düşürüyor? İşte benim monitörüm 60 Hz 60'a sabitliyim diyorlar. Şimdi siz bunu 60'a sabitlediğinizde eee 60'ı geçmez. Ya yani en fazla 61 62 olur. Ama monitörünüz 60 Hz olsa bile FPS'i daha yüksek alabilirsiniz. Bakın şu ilerideki demirleri falan görüyorsunuz değil mi? Böyle kasıyormuş, donuyormuş gibi bir görüntü oluyor. Oyun akıcı değil. Böyle bir nasıl desem tit böyle titriyormuş, oluyormuş gibi oluyor. Şöyle bir şey göstereceğim hatta size. Şimdi şuradan Şuraya gidelim. Bir tane silah alalım şuradan. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu FPS ne kadar önemli bir şey. Hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir silah alalım. M4 alalım. Fark etmez silah. Şimdi şurada mermiyi bir değiştirelim. Adamın dibindesiniz. Çıkan izlere iyi bakın. Hani şu anda videonun e, bitrate yüksek olduğundan dolayı belki bu bile size net olarak gözükebiliyor. Ama bende şu anda onlar böyle piksel piksel gözüküyor. Şimdi ayarlara gelip FPS 300'e çekip ee, buradan VSNYC'yi kapattığımızda bakın FPS'in artışına bakın şimdi. Gördüğünüz gibi direkt 100 FPS'e çıktı. Oyun daha akıcı, daha güzel bir hale geldi. Şimdi FPS hala yükselmedi. Bir dakika FPS yükselsin. Bir dakika bekliyoruz. Ben bunu Bir dakika abi. Şu anda 80'de. Daha da artması lazım FPS'in. 90. Evet, 100 ya 90, 98 şu anda şu anda etrafta çok hareket olduğu için belki o kadar şey olmayabilir ama şimdi şimdi bakın sıkarken adama bakın çıkan izleri görebiliyorsunuz değil mi? Daha az öncekine göre daha net çıkıyor, daha güzel çıkıyor, daha akıcı çıkıyor. İşte bu FPS arkadaşlar bu işe yarıyor. Yok efendim benim bilgisayarım kötü, yok efendim benim bilgisayarım kasar deyip bunu iyice düşürürseniz daha çok kasar. Burada ben kullandığım Has, e, şeyler, grafik ayarları çok e, üst düzey bir bilgisayarın şeyleri değil. Ben bunları tam böyle gözüme uygun bir şekilde ayarladım. Yani bunları mesela ben yükseğe alsam bile ha, ultradaydı zaten bu. Bunları mesela ben ortaya alsam bile ya, bilgisayar kasmaz, donmaz. Ama benim e, gözümün ayarı bu şekilde değil. Adamları bu şekilde daha net göremiyorum. Gördüğünüz gibi FPS hala 90'da falan. Bakın 100'e çıktı. Yani benim e, şeyim gözüm buna alışkın değil. Ben diğer türlü daha iyi oynuyorum oyunu. Daha güzel şey yapıyorum. Yani bunları gölgeyi zaten asla şey yapmanızı yükseltmenizi önermem. Bakın gölgeyi ultra alalım. Gördüğünüz gibi çok şey oluyor. Nasıl desem e burası şu anda güneşli o kadar belli olmuyor ama Erangel'de oynadığınızda güneş tam böyle tepede olduğunda falan e, görmeniz e, çok güçleşiyor. O yüzden hani şey yapmanızı önermem. E, gölgeyi yükseltmenizi önermem. Ben gölgeyi düşükte oynuyorum. Yani benim e, şeylerime bakarak aslında güzel bir şey e, oluşturabilirsiniz kendinize. E, yeşillik ortada kalsın. Efekt efektler düşükte kalsın. Doku doku ultra kötüş düş çok düşük. Tamam. Yani ben bu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, gözümü en ideal şekilde, adamları rahat bir şekilde görebiliyorum. O yüzden benim e, hassas şeyim grafik ayarlarım bu şekilde. Yani dediğim gibi FPS'nizi yüksek. Mesela benim de şu anda oynadığım monitör 60 Hz bir monitör. 60 Hz dediğimiz e, yani FPS sınırı 60 olan bir monitör. Ama ben bunu e, 90, 100, 120 hatta 180, 200 FPS olduğum bile oluyor. Mesela şöyle bir e, normal bir maça girelim şu anda şey oyunda ayarı yeni Henüz güncellemedi. Gördüğünüz gibi yani 200 FPS falan da görüyor. Normal bir oyuna girelim ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girdik. Ee, gördüğünüz gibi FPS 140-150 civarında dolaşıyor. Bu daha da artacak. Ee, şimdi FPS ne diye soranlar olursa şöyle açıklayayım arkadaşlar. FPS'i bilmeyenler için. FPS e, kare hızı gibi bir şeydir arkadaşlar. Yani oyununuz, FPS'iniz ne kadar düşük olursa oyununuz o kadar kasar, donar. FPS ne kadar yüksek olursa da oyununuz o kadar akıcı, güzel bir hale gelir. Yani e, bu oyunun FPS sınırı 300 zaten. 300'ün üstüne çıkamıyor. E, ama 100-150 FPS'i de oyununuz güzel, akıcı bir hale gelebilir. O yüzden bu ayarları yaparsanız siz de oyununuz gerçekten güzel bir duruma gelir. Daha akıcı, daha kasmadan güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. E, düşük sistem olsa bile fark etmez. 100 FPS'i falan rahat bir şekilde görürsünüz. Bu ayarları yaptığınızda benim az önce gösterdiğim ayarları yaptığınızda FSNC'yi kapatıp FPS sınırını 300'e çektiğinizde 100 FPS falan geçer FPS'inizin arkadaşlar. Oyununuzu daha iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi oyun bir başlasın. Uçakta falan da FPS'i bir görün. Ondan sonra videoyu bitirelim. Video fazla uzun bir video olmasın. Bu e, ufak bir bilgilendirme videosu. Çünkü benden çok isteyen oldu. İşte oyunumuz kasıyor, oyunumuz donuyor. işte FPS'imiz falan düşüyor diyenler oldu. Ben de onun için böyle bir video çekmek istedim. Şu anda gördüğünüz gibi 170 FPS'te falan. Bu arada bu FPS sayacını da açamayanlar için şöyle göstereyim nereden açabileceğinizi. Pardon. Ayarlara geliyorsunuz. Oynanışa geliyorsunuz. Oynanışta burada FPS info e, ee, burada diğer info, burada hata istatistikleri. Bu üçü şurası oluyor arkadaşlar. Şu e, sol üstte gördüğünüz yer tam üstte değil aşağılarda zaten yazılar var görüyorsunuz orada şu anda e, orayı açtığınızda onlar açılır işte e, oradan pinginizi görebilirsiniz FPS'inizi görebilirsiniz şöyle bir Nova yapalım Nova'yı bir atlayalım orada bir ihtimal ölürüm zaten şu anda daha hiç oynamadım bunu göstermek için girdim oyuna. Gördüğünüz gibi 200 FPS az önce 200 bilmem kaç oldu. Şöyle atlayacağız şimdi. 280. Gördüğünüz gibi arkadaşlar FPS'imiz 300'e gelecek neredeyse. Emin olun yani siz de Aa atlamayı unuttuk. Emin olun yani siz de açtığınızda bunu sizde de e, bu civarlarda dolaşacaktır büyük ihtimalle. Çünkü bu oyun hani Steam PUBG olsa eyvallah ama PUBG Lite'de henüz e, tam her şey yerine oturmadığı için en düşük ayarlarda da aynı FPS alıyorsunuz, en yüksek ayarlarda da aynı FPS alıyorsunuz. Yani oyunda böyle bir problem var şu anda. Yani bu FPS zaten yeterli size. Emin olun. Yani FPS'iniz 40'larda, 50'lerde dolaşacağına, 100'lerde, 150'lerde, 170'lerde dolaşırsa oyununuz daha güzel bir hale gelir. Bu arada yetişemeyeceğiz oraya büyük ihtimalle. Gelen var mı? Gelen yoksa hemen bitirelim videoyu ya. Fazla uzun olmasın videomuz. Gördüğünüz gibi FPS'imiz zaten yüksek arkadaşlar. Sizde de dediğim gibi bu ayarları yerine getirerek bu ayarları yaparak siz de bu şekilde daha akıcı ve daha güzel bir şekilde oynayabilirsiniz oyununuzu. Gölgeyi asla yükseltmenizi önermem. Gölgeyi yükselttiğinizde çünkü ya emin olun rahat bir şekilde oynayamazsınız. Rahat bir şekilde etrafınızı göremezsiniz. O yüzden e, gölgeyi düşükte oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomuzun burada da sonuna gelelim. Eee kar bulduktan atar Yanında da 4x şansa bak. Ee, Videoyu dediğim gibi burada bitirelim arkadaşlar. Ee, umarım işinizi görmüştür. Umarım işinize yaramıştır bu verdiğim bilgiler. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.